Bu 4'e 6 kümelere bakacak olursanız, her kümede 24 tane yeşil top bulunduğunu görebilirsiniz. Fakat ben size burada 24'ü 3 tane sayının çarpımı olarak elde etmenin farklı yolları olduğunu göstermek istiyorum. Hangi çarpımı önce yaptığınızın ya da çarpımın sırasının önemi yoktur. Önce şöyle düşünelim. 4'er toptan oluşan 3 grup oluşacak şekilde boyadım. Mavilerle çizdim, bakın. Burası ilk dörtlü grup, ikinci dörtlü grup ve üçüncü dörtlü grup. Bunu biraz daha netleştireyim. Birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup. Yani bu 3 sütunu 3 çarpı 4 olarak düşünebilirsiniz. Burada bir 3 çarpı 4 daha var. 1, 2 ve 3 adet dörtlü grubumuz var. O zaman bu ikisine beraber 2 çarpı 3 çarpı 4 diyebiliriz. Çünkü bir 3 çarpı 4'ümüz ve bir tane daha 3 çarpı 4'ümüz var. Dolayısıyla bunun hepsine, şurada biraz yer açayım, 2 çarpı 3 çarpı 4 diyebiliriz. Bu, buradaki topların toplam sayısını veriyor. Önce 3 ile 4'ü çarparsınız, 12. Sonra da bunu 2 ile çarparsanız, sonuç yine 24 olacaktır. Bu da yeşil dairelerin toplam sayısı, yani 24 eder. Burada videoyu durdurup, diğer ikisine bakmanızı ve onları bu şekilde çarpımlar olarak yazmanızı istiyorum. Aynı diğer kümede yaptığımız gibi, önce mavi olarak işaretlediğim gruba bakalım. Sonra da mor olarak işaretlediğim gruba bakarız. Çarpımları 24 sonucunu verecek, unutmayın. Gördüğünüz gibi, birinci kümede 4 toptan oluşan 2 grup var. Yani bu 2 çarpı 4. Burası dörtlü bir grup ve bir tane daha dörtlü grup var. Yani burası da 2 çarpı 4. Elimizde bir dörtlü grup ve başka bir dörtlü, yani 2 tane dörtlü grup var. Bu da 2 çarpı 4. Bir grup dörtlü, bir grup dörtlü daha, bu da 2 çarpı 4. Toplamda 3 tane 2 çarpı 4'ten oluşan gruplar var. Şimdi buna genel olarak bakalım. Hepsi 3 çarpı 2 çarpı 4 eder. Yazalım. 3 çarpı 2 çarpı 4. Dikkat ederseniz farklı bir sıralama var. Burada önce 3 çarpı 4'ü yazmıştım. Şimdi 2 çarpı 4'ü önce çarpıyorum. Öncekinde olduğu gibi 2 çarpı 4 eşittir 8 ve 8 çarpı 3 eşittir 24. Sonuç aynı. Olması gerektiği gibi. Çünkü toplardan 24 tane var. Şimdi videoyu tekrar durdurup burası için de aynı işlemi yapmayı deneyin. Önce mavi, sonra da mor gruba bakın. Ve 24'ü 2, 3 ve 4'ün çarpımları halinde ifade etmeyi deneyin. İlk başta bu üçlü gruplarımız var. Bir üçlü bu mor alanda ve ikinci üçlü bu mor alanda. Yani buna 2 çarpı 3 diyebiliriz. Bir üçlü ve diğer bir üçlümüz de bu mor bölgede var. Bu bir tane daha 2 çarpı 3 eder. Diğer bir 2 çarpı 3, pardon, yanlışlıkla 2 çarpı 2 yazmışım. Bir diğer 2 çarpı 3. Ve son olarak dördüncü 2 çarpı 3. Kaç tane 2 çarpı 3 etti burası? Sayalım. 1, 2, 3, 4 tane 2 çarpı 3. Biz bu tüm kümeyi 4 çarpı 2 çarpı 3 olarak yazabiliriz. Peki bu bize ne sonuç verecek? 24 etmesi lazım. Sağlama yapalım. 2 çarpı 3 eşittir 6. 6 çarpı 4 eşittir 24 yapar. Size burada çarpma işleminin sıralamasının önemli olmadığını göstermeye çalışıyorum. Şimdi size başka bir örnekle daha göstermeye çalışacağım. Diyelim ki elimde 4 çarpı 5 çarpı 6 var. Bu çarpımı farklı yollardan yapabilirsiniz. İlk önce 4 ile 5'i çarpıp, sonra 6 ile çarpabilirsiniz. Veya 4'ü 5 çarpı 6 ile çarpabilirsiniz. Burada videoyu durdurarak bu işlemlerin sağlamasını yapmanızı tavsiye ediyorum. Buna matematikte birleşme özelliği denir. Hangisinin önce veya nasıl birleştirdiğinizin bir önemi yok. Sıralamanın da önemi yok. Bunu defalarca gördük. 5 çarpı 4 çarpı 6 olarak yapmışsanız da, 6 çarpı 5 çarpı 4 olarak yapmışsanız da sonuç fark etmez. 6 ile 5 çarpı 4'ün yerlerini değiştirdim. Hepsi size aynı rakama ulaştıracak. Hangilerinin ne şekilde birleştirilerek çarpıldığından bahsediyorsak, ister 4 çarpı 5 önce olsun, isterse 5 çarpı 6 olsun. Buna birleşme özelliği denir. Basit bir işlem için ihtişamlı bir kelime. Ve sıralamanın önemi yok dediğimiz zaman, yani 4 çarpı 5 ya da 5 çarpı 4 fark etmez derken, değişme özelliğinden bahsediyoruz. Yine basit bir işlem için ihtişamlı bir kelime. Kısaca sıralamanın bir önemi olmadığını söylüyor.